Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Hasta geldi, mamografisini çektirdi, ultrasonunu yaptırdı, gerekirse MR eklendi ve orada bir kitle belirlendi. Bundan sonraki aşamamız demin bahsettiğim yöntem, yani hep birlikte ultrason eşliğinde bir iğneyle girip sıvıyı çekiyoruz. Ben hemen o arada boyayıp inceliyorum. Teknisyenimle beraber inceliyorum. Ve yeterli diyorum ya da şu an için bu yeterli, biraz daha alın diyorum. Ve hep birlikte işlemi tamam diyene kadar götürüp tamamlıyoruz. Bundan sonra boyadığımız lamları inceliyoruz. Ve hastalığın tanısını koyuyoruz. Raporumuzu yazıyoruz. Diyoruz ki örneğin, burada atipik dediğimiz normal dışı hücreler var. Bu hücreler kanserle uyumludur. Bundan sonra hasta genel cerrahi uzmanımızla birlikte bundan sonra yapılacak olan tedavisini birlikte planlıyor. Bu arada bazen hastaya ek işlemler yapılıyor. Ameliyattan önce vücuduna yayılıp yayılmadığı, hastalığın o an ne durumda olduğu, bunlar radyolojik incelemelerle belirleniyor. Karaciğeri, akciğeri araştırılıyor. Vücutta eğer yayılma yoksa... Tarama yapılıyor. Evet, vücut taraması yapılıyor. Bundan sonraki aşama hastanın operasyonu. Çünkü kötü huylu bir tümör eğer başka uzak yerlere yayılmadıysa tedavisi en ilk aşamada cerrahidir. Onun oradan çıkarılması gerekiyor. Bunun için de yine meme koruyucu cerrahi dediğimiz yöntemler var. Eskiden tabii değişen şeyler... Hep ben patoloji alanında söylüyorum ama cerrahide de çok değişen şeyler oldu. Evet. Eskiden biz kanser derdi, kol pasta yatırılırdı. Hemen alınabildiği kadar alınırdı. Farklı, çok daha agresif, çok daha geniş cerrahi operasyonlar yapılırdı. Şimdi yayılmamış küçük çaplı tümörlerde mümkün olduğunca meme dokusunu kurtarmaya çalışıyoruz. Yani eskisinden farklı olarak artık hastanın konforu, psikolojisi bunlar da ön plana çıkıyor. Burada tabii hep beraber yine değerlendiriyoruz. Ameliyat sırasında tekrar o bölge çıkarılıyor, sınırlar işaretlendiriliyor, işaretleniyor, patolojiye geliyor. Biz patolojide inceleyerek o çıkarılan lezyonun sınırlarının sağlam olup olmadığını, lezyonun tam olarak temizlenmediğine bakıyoruz. Yine ameliyat sırasında koltuk altı lenf noduna yayılıp yayılmadığını görüyoruz ve böylece koltuk altındaki lenf bezleri çıkarılsın mı, çıkarılmasın mı? Bunu da birlikte kararlaştırıyoruz. Bu da tabii hastanın ileriki yaşantısında ona kolaylık sağlayan, hayat konforu getiren bir çalışma. Yoksa eskiden dediğim gibi hemen meme tamamen kesilirdi, kol altı olduğu gibi çıkarılırdı. Bu da zaman içerisinde kolda ağrı, şişlik gibi komplikasyonların oluşmasına yol açabilirdi. Cerrahiden sonra bu bize gelen materyal inceleniyor. Meme kanserinin raporu yazılıyor. Burada ek işlemler yapıyoruz. Çünkü onkolojinin bazı ilaçları başlayabilmesi için o tümörün hormon reseptörleri durumunu bilmesi gerekiyor ki o reseptörlere yönelik hormon ilaçları kullanabilsin. Bu nedenle de immünistokimyasal incelemeler yapıyoruz. Bunları raporumuza belirtiyoruz. Tümörün derecesi nedir, çapı nedir, nereye kadar yayılmıştır, lenf nodlarının durumu nedir, hormon reseptörlerinin durumu nedir? Bunların hepsini bir raporda belirtiyoruz. Bir sonraki aşama tabii hastanın artık patoloji raporunu alıp kesin tanısıyla birlikte onkoloji uzmanına başvurması. Tabii hastanemizde onkoloji uzmanımız da var. Doktor Mahmut İlhan Başkanlığı'nda evet. Değil mi? Evet. O geldiğinden beri tabii ki eskiden hastalarımızı bu aşamaya getiriyorduk ve hastalarımız hastane dışına gidiyordu. O geldiğinden beri artık onkolojiyi de, onkolojik tedavi de bizde yapıldığı için hastalar tamamen bizim de izleyebildiğimiz bir yakınlıkta oluyor bize. Bu da güzel bir şey. Hastalarımızın sonucunu görüyoruz. Yani başlangıçta her ne kadar bu işi mümkün olduğunca profesyonel yapmaya çalışsanız da tabii ki o hastalarla birlikte oluyorsunuz, ailesiyle birlikte oluyorsunuz, dolayısıyla etkileniyorsunuz ama hani o hastanın sonucunda tedavi olduğunu, iyi durumda olduğunu görmek
aynı zamanda bizi mutlu da ediyor. Eskiden izleyemiyorduk. Böyle bir avantajımız oldu. Birebir takip oldu. Etme imkanı. Tabii tabii. Ve yine her çarşamba günü sabah onkolojik konseyimiz yine Mahmut Bey'in başkanlığında yapılıyor. Biz radyoloji uzmanı arkadaşlarımız, genel cerrah arkadaşlarımız, radyasyon onkolojisi uzmanımız, göğüs hastalıkları uzmanı hep beraber oturuyoruz. Bir ekip, evet. Kalabalık bir ekip. Hastalarımızı da tek tek tartışıyoruz. Yani ne yaptık, nasıl tanı koyduk, bundan sonra ne yapılacak? Hep birlikte konuşuyoruz. Hani bu hastaya bundan sonra ne yapılması gerekir? Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Orada konsey kararı alıyoruz. Dolayısıyla hani bu da zevkli ve güzel bir çalışma oluyor bizim için. Hani yalnızca gelsin, işini görün, gitsin şeklinde değil. Daha böyle bir bilimsel çalışmayla yürütmeye çalışıyoruz işimizi. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.